Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam İsra suresinde nüzul sırasında okuduğumuz yerden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekke'de Yahudi olduğunu düşündüğümüz din adamlarının Peygamberimizin karşısına gelip bir şekilde Mekkelilerle de destek bulup, Mekke müşriklerine de destek bulup Peygamberimizin karşısına gelip onu bir şekilde küçük düşürmek, sıkıştırmak için bir tür tezgah kurduklarını anladığımız bir içerik var burada. Ondan karşılaştık. Baş tarafta işte biz seçkin kullarız, Tanrı'nın seçtiği kullarız diyerek geldiğinde ilk şey size iki defa hak tanınmıştı. Siz ikisini de kaybettiniz diyerek başlamıştı ve bu şekilde bir diyalog oluşmuştu. Bunun parçalarını görmüştük. İbrahim'in sayfalarıyla muhatap kalındığını, yani özel bir seçilmişlik yok. Artık doğrudan doğruya fert olarak ne yaparsanız kimse kimsenin yükünü çekemez. Herkes kendi yaptığıyla sorumludur. Bunu görmüştük. Arada yılların hesabını yapmasını bilmiyor musunuz gibi bir cümleyi de görmüştük. Ve ardından on emirle ilintili, on emir öyle değil böyle dercesinde bir içerik görmüştük. 40. ayete kadar, 20 ile 40 arasında kabaca. Ve ardından da iddiaları görmeye başlamıştık. İddialar arasında şunlar vardı. Özellikle İskenderiye'de netleşen Batı'nın, yani Mısır ve Yunan, Roma kaynaklı o Batı anlayışının, südür teorisinin Yahudilikle birleşmesi, İskenderiye'de işte milat tarihlerinde gerçekleşen filozof Filon, Yahudi Filon tarafından birazcık daha şey yapılan, neydi ona da, formülize edilen, daha sonra Pratunius tarafından Hristiyanlığı da etki altına alan veya onu da kapsayan veya onu da içine alan veya yüzünü Hristiyan renkleriyle boyayan diyelim. Ama dipten gelen aynı akım var arkadaşlar. Onu görmeye çalışalım. Tanrı'nın mükemmel olduğunu düşünerek bu mükemmellik esasında yarattıklarıyla, şunlarla bunlarla ilgilenmez, umursamaz bir Tanrı formuna sokuluyor. Fakat o Tanrı öyle bir mükemmel bir şey ki ondan işte bir akıl sudur ediyor. O akıl öteki aklı, öteki akıl kainatın işte bunun çok değişik versiyonları var. İlk eski versiyonlarda üç şey ondan sadır oluyor. İşte bunun bizim Farabi gibi çok sonra dönem şeylerinde işte 10 akıl sudur ediyor. Bunun 10. akıl şeydir arkadaşlar, neydi onun adı, ay 6, ay seviyesidir. Ay 6 dediğiniz zaman artık dünyadaki oluşa tekabül eder. Onun üzerinde işte en yüksek sema, ardından yıldızlar, ardından güneş ve diğer gezegenlerin olduğu ve en son ay semasına gelir. Ay semasından sonra ay 6 diye geçer. Ay semasına kadar olan şeylerde hareketler döngüseldir. Çünkü ilahi olan şeyler döngü halindedir ve sonsuzdurlar bu şekilde. Onların hareketleri sonsuzdur. Ay altında ise başı ve sonu olan doğrusal hareketler vardır şeklinde bir şey var. Bu artık ne zaman uyduruldu, ne zaman şey yapıldı, bunun gerçeklikle ne kadar alakası var, yok. Bu bizim şu anda bir ilgimiz değil. İlgimiz olan şey şu. Bu Mısır ve onlardan öğrenilen Yunanlılar ve bunları bütün dünyaya bir şekilde şey yapan baskın güç olan Roma'nın şeyiyle hem Yahudiliği hem de Hristiyanlığı bir şekilde etki altına alabilmişler.
Çok mu yabancı? Hayır, o kadar yabancı değil. Bakıyoruz, İslamiyet'te, İslam adı altındaki din de bundan ciddi şekilde etkilenmiş. Birazcık şey yapalım buradaki gördüğümüz maddelerden. Bu kişileri şu şekilde tanıyabiliyoruz işte. Melekler sudur ediyor işte akıl dedikleri şeyler. Bu akıllar arkadaşlar, yani ille de akıl diye düşünmeyin. İşte bereket gibi, hikmet gibi, adalet gibi, cömertlik gibi, kahramanlık gibi, ne bileyim, buna benzer her türlü şey arada bir yerde bir varlık olarak, yani Tanrı'dan sütur etmiş bir varlık, iyinin bir alt formu olarak görüyoruz. Tanrı'dan sütur eden şeylerin bir formu olarak görüyoruz. İster manevi olarak, ister maddi olarak, fark etmiyor. Bunlara göre işte melekler veya kainat, her şey Tanrı'dan sudur ediyor. Belli aşamalarla, varlık aşamaları, cevherden sonra şunlar, bunlar filan diye böyle aşağıya doğru inen bir silsile var. Bunlara göre ertesi hayat diye bir şey yok, çünkü kıyamet yok, çünkü kainat sonuna kadar devam edecek. Yani devam eden bir şey. Çünkü kainatın yok olması demek Tanrı'nın yaratıcı sıfatının yok olması demek. Dolayısıyla olmaz böyle şey. Tanrı, Tanrı olduğu için yaratıcı bir sıfatı var ve o sıfat gereği yaratıyor. Herhangi bir kastı olmadan yaratıyor şeklinde bir buna benzer. Yani çok, şu anda çok basit anlatıyor olabilirim. Yani birileri böyle çok kızıyor da olabilir, ama ben kendi bakış açımdan gördüğüm miktarı bu kadar. Ama burada da onların sorularına cevap verdiği için bunları tanıyoruz. Ertesi hayat yok onlara göre. Çünkü kainat sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. İnsan yüceltiliyor. Hümanizm çerçevesinde insan çok yüce, olabildiğince yüce. Tanrı kimseye bir şey bildirmez. Bu şey bir şey, ama işin Yahudi versiyonlarında ister şey olun, Musa'ya bildiriyor ama bir şekilde. Yani Musa'nın kitabı bir şekilde okey, ama diğerleri hayır. Bunun da izlerini görüyoruz. İşte böyle bir çerçeve varken bunların sorularına ve cevaplarıyla devam ediyoruz. Geçen hafta şey Pazartesi günü bir kısım görmüştük. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz bunlara. Kur'an bunlara nasıl cevap veriyor? Veriyor. Mesela Musa, Musa deyip duruyorlar ve işte Allah hiçbir şey indirmedi diye. Hani hatırlarsanız şeyde En'am 91'de öyle bir ayet vardı. Allah hiçbir şey indirmez diyorlar. Peki ya Musa'ya inen ne? Onu da inkar mı ediyorsunuz? Hayır, onu kabul ediyorsunuz. Neden böyle bir cümle oluşuyor diye bakabiliyoruz. Ve galu ma enzelallahu ala beşerin min şeyin. Allah beşere herhangi bir şey indirmiş değildir diyorlar. Kul men enzelel kitabe lezi bihi Musa nuran ve huden linnas. Çünkü Kabala diye, bilmem ne diye, daha önceki şeylerin Tevrat üzerinden, Musa'ya verilen bölümler üzerinden çok ciddi şeyleri var. Yaptıkları çalışmalar var. Bu çalışmaları inkar etmemek için Musa'ya kabul ediyorlar. Ama burada nasıl görüyoruz bunu? Peki ya Davut? Hadi şeyleri, nebilerin bazılarını üstün kıldı. Şöyle böyle, tamam. Birilerine kitap verdi, birilerine vermedi. Birilerine şeriat verdi, birilerine vermedi. Bunların bazısını kabul ediyorsunuz, etmiyorsunuz. İyi güzel de, peki ya Davut? Davut da Musa kadar kabul ediyorsunuz. Onu da üstün sayıyorsunuz, şeyi sayıyorsunuz. Ona da zebur verilmişti. Bunu da kabul ediyorsunuz. Yani siz bakmayın inkar etme noktasına diye bu içeriklerden şeyi anlayabiliyoruz. Karşıdaki insanların inanışlarını anlayabiliyoruz. Yoksa başka türlü 55. ayeti ne öndeki
ayetlerle ne sondaki ayetlerle kesinlikle ilişkisini kuramazdık. Ancak bu şekilde bir ideoloji formuna gelmiş, bir mezhep formuna gelmiş, bir İsrailli din adamları grubunun inanışlarının teker teker iddialarının cevapları arkadaşlar burada. Soruları gördüğümüz zaman cevaplar da pıtır 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 karşımıza çıkıyor. Ama soruları tanımazsak, bu insanları tanımazsak bu cevaplar da birbirinden kopuk ayetler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de bu Sudur'la ilintili olan şey. Çünkü oradan Tanrı'dan sudur eden şeyler özellikle kelime olarak baktığımız zaman melekler ve meleklere takılan isimler baktığınız zaman onların hepsi dişi isimler. Bunların dişi isim olmaları, onları melek olarak veya görmeleri ve onları dişi melekler olarak tasvir etmeleri bir şekilde kınanıyor. Yani bu düşünce kınanıyor. Biz 40. ayeti okurken onların doğrudan işte sadece dişiler onlar seçti de diye okumuştuk. Bugün oraya biraz daha açıklama getirelim. Maide 18. ayeti bir okuyalım önce. Onunla ilişkilendirip yolumuza devam edelim. Maide 18. ayette Galetil Yahudu ve Nesara Yahudiler ve Hristiyanlar ki Eski Ahit'in bir parçası olarak zaten İncil'i de veya işte İsa'nın getirdiği de Yeni Ahit olarak değerlendiriyorlar. Onlar ikisini de kabul ediyor. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar. Nahnu ebnaullahi ve ehibbauhu. Biz Allah'ın oğullarıyız ve onun sevgilileriyiz, sevgili kullarıyız. Evet. Burada Maide suresinde peki o zaman niye sizi azap edecek veya işte neden cehennem diye bir şey var gibi böyle veya niye size bu şekilde azap ediyor? Yani sonuçta madem öyle sizin yeryüzünüzde çok ciddi şeyleriniz olması lazım. Yani eğer hadi öteki tarafa da inanmıyorsanız ama baktığında bazı Yahudi ve İsrailoğullarının sersefil vaziyette olduğunu görüyoruz. Peki niye böyle sorusu da cevaplanması gereken bir şey. Madem öyle diyorsunuz. Burada biz Allah'ın oğullarıyız cümlesi ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü 40. ayette Efe esfakum sizi seçti. Rabbüküm Rabbini seçti. Bilbenine oğlanları diye çeviriyoruz ama erkekleri diye çeviriyoruz ama erkek çocuklara oğullar olarak sizi seçti de. Yani şimdi oğullar olarak sizi seçti demek ne demek? Şu demek. Yani siz kadınları hor görüyorsunuz ve erkekler olarak kendinizi yüce görüyorsunuz. Yani Allah işte Adem'i yarattı, işte onun kaburga kemiğine eğik büyük falan gibi böyle sataşarak, ederek, eğleyerek hatta işte kadına hiçbir sosyal hak şu bu falan vermeyerek ya bir sürü biliyorsunuz bizdekinin çok benzeri bir şey Yahudilikte de söz konusu. Böyle bir tavrınız var ve erkeklerin üstünlüğünden şundan bundan bahsediyorsunuz. Peki Allah'ın madem öyle Allah sizi seçti de melekleri dişler mi edindi? Yani bu ne biçim bir mantık? Bunu nereye oturtturuyorsunuz? Gibi bir soru var. Çünkü yukarıdan aşağı doğru gelen, Tanrı'dan sudur eden şey, Tanrı'dan uzaklaştıkça gittikçe noksanlaşır. Bu noksanlaşma yüzünden zaten bir şeyler olmaya başlar. Belli bir kademenin altına geldikten sonra neydi? Heyulat mıydı? Yani ay altı bizim bulunduğumuz yer geliyor. Burada da varlık alemi taştan bitki, hayvan, insan diyerek bir yere kadar geliyor da yani tamam bunun içerisinde erkek olmayı üstün görüyorsunuz. Yani peki siz daha yukarıdaki tanrısal şeyleri hor hakir kadınlar görürken ne biçim bir mantık diye burada bir mantık eleştirisi olduğunu fark ettik. Yoksa şey olduğunu
erkekleri size seçti, erkekler sizin olsun, dişler benim olsun şeklinde bir şey olmadığını fark ettik. Şimdi Mekkelilerin düşünceleri böyle midir? Baktığımız zaman Saffat suresinde veya Necim suresinde şey yaparken oradaki ifadeler biraz farklı. Eli Rabbikel benatu. Kızlar Rabbin içindir. Velehum mülbenun. Oğlanlar da sizin içindir. Öyle mi? Bu Saffat'taki form. Necim suresinde ise benzer şekilde elekumu zekeru ve lehül ünsa. Erkekler sizin için mi? Dişiler onun için mi? Şeklinde. Bunlar kuvvetle muhtemel daha çok Mekkelilerin, Mekkeli müşriklerin yaklaşımına cevap olarak bir şey. Ama buradaki biraz daha farklı. Sizi erkekler olarak seçti de melekleri dişiler olarak mı edindi? Şeklinde okunabilecek farklı bir form burası. Evet, bu bizim farkındalığımızı birazcık daha arttırması açısından şey yaptık. Yani burada karşımızda olan sudurdan türemiş veya ciddi şekilde etkilenmiş Yahudilik Yahudi din adamları olduğunu daha çok gösteren bir bölüm olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 59. Evet, 59. ayetten devam edelim. Ve ma menaana, bizi engellemedi veya bizi engelleyen şey en nürsile bi ayatil bil ayati, ayetler göndermemizi engelleyen şey illa men kezzebe biha bihel evvelun. Öncekilerin onu yalanlamasından başka bir şey değil. Ve ateyna semuden nakate mübsıraten şeye semuda gözle görülür bir şekilde deveyi vermiştik. O deveyi vermiştik. Fezalemu biha, onunla, ona zulmetle, ona yanlış yaptılar. Ve ma nursilu bi ayati bil ayati illa tahvifa. Biz korkutmak için gönderiyoruz. Korkutma dışında başka bir sebeple göndermiyoruz. Yani ayetler korkutmak içindir. Başka bir şey için değildir. Çünkü ayeti görüp de inanan olmadı. Bizim yöntemimiz ayet göndererek inandırmak değil. Eğer öyle olsaydı şeyler, yani korkutmak içindir. Korkutuyorsunuz. Bu korku veya bu sıkıntıya sokma esnasında insanların Allah'tan başka yakarabilecekleri kimse olmadığını anlamaları, ardından geçtikten sonra ise vazcaydıklarını görüyoruz bu şeylerinde. Ve izkulna, dediğimiz zaman leke inne rabbeke ehatan nasi ehata bin nasi, Rabbin insanları kuşatmıştır demiş. Ve ma cealne rü'ya, ve senin o rü'yetini,
gördüğün şeyi kılmıştık. Elleti erayna'ke sana gösterdiğimiz şeyi, o rü'yeti kılmıştık. İlla fitneten linnas. İnsanlar için bir fitne, yani bir ateş potası, acaba öyle mi böyle mi dedirtecek bir şey olarak belirlemiştik, göstermiştik. Ve şeceretel malunete, mel'unete, mel'un yani şey, lanet edilmiş, yani uzaklaştırılmış şecereyi de fil Kur'an'ı, Kur'an'da ki o uzaklaştırılmış şecereyi de insan, ve sana gösterdiğimiz şeyi de insanlar için bir ateş potası, bir sıkıntı, ciddi bir imtihan, test şeyi kılmıştık. Bu şekilde Rabbin insanları ihate etti. Nasıl davranıyor, nasıl ediyor? Evet, bu konuda bir ihata var. Peki ne için? Ve nuhavvifuhum, onları korkutmak için. Fema yeziduhum illa tuğyanen kebira. Onları büyük bir tuğyana sürüklemekten, arttırmaktan başka bir işe de yaramadı. Bakın bu kadarı bile bu noktada. Şimdi burada şeceretül malune ifadesi, melune ifadesi nedir diye baktığımız zaman şecere kelimesi bize daha önce şeyde bir Adem kıssasında bu şecereye yaklaşmayın şeklinde geçti şu ana kadar. Bir de Vaka suresinde cehennemdekilerin yemeği olarak zakkum şeceresinden bahsedilmişti. Onu da kısaca hatırlayalım. Ve ondan sonra da niçin böyle bir cümle var? Bu cümleyi o gelip de peygamberimizi sıkıştırmaya çalışan Yahudilerle nasıl bağlayacağız? Onu bulmaya çalışalım. Sümme innekum eyyühet dalunel mükezibun. İşte şimdi siz ey çıkmaza sapan ve yalanlayanlar, leakilune, muhakkak yiyeceksiniz. Min şecerin min zakkum. Min şecerin min zakkum. Zakkumdan bir şecer yiyeceksiniz. Şimdi bu oradaki şecer, buradaki şecere şeklinde söylenebilir. Ama Saffat suresi 68 civarında bunun bir versiyonu daha var. Ezalike hayrun. Beklenen bu mudur? İşte cennetlikler için bahsediliyor. Nüzülen, karşılama, ziyafet olarak ve sunu, ikram, ağırlama olarak bu mu daha beklenendir? Em şecere tez zakkum. Yoksa o şecere, o zakkumun şeceresi mi? Dolayısıyla orada yuvarlak T'nin gelip gelmemesi çok bir şey değiştirmiyor. Yani bu cehennemdeki zakkum şeceresi. Olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Şimdi bir önceki, yani pazartesi günü akşam okuduğumuz biz nice memleket var ki yok ki bütün memleketleri kıyametten önce ya azaba sokacağız veya yıkacağız, helak edeceğiz, hiçbirisi kalmayacak cümlesinin ardından bu cümleler esasında kainatın bir sonu var. Daha doğrusu bir kıyamet günü, değerlendirme günü var. Bir sonraki aşamada birileri cehenneme tıkılacak, birileri cennetle yoluna devam edecek. Nimet bulmaya, Allah'ın nimetini, rahmetinin le gark olduğu bir cennet ile tamamen izolasyon içerisinde, çıkmaz içerisinde, uzaklaştırılmış ve unutulmuş bir şekilde
cehennemin içerisinde geçirmek var bu süreyi. Bir tarafta da cennette geçirmek var. Dolayısıyla bunlar onların yok öyle şeyler dedikleri şeyler. Şimdi sıra şeye geliyor. Adem meselesine geliyor. Yani nihayetinde bu insanların en büyük şeyleri, fikriyatın temelleri Allah'ın mükemmel, yani ilahın mükemmel olması. Sudur teorisi konusunu İslam ansiklopedisinden aradığımız zaman çıkan metin arkadaşlar da Tanrı hakkında ki fikriyatı kısaca hatırlatayım. Çünkü kötülüğün kaynağı nedir sorusu önemli bir sorudur. Bu soru eğer kötülüğün kaynağını Allah'a yamayamazsınız. Yani öyle olmaz o iş denir. Ardından bu işi Allah'a sığdıramayınca kötülük tanrısı diye ikinci bir tanrı uyduran Zerdüştler gibi bir taraf var. Bir de batı tarafı var. İşte şimdi batı tarafının tanrı hakkındaki fikrini okuyayım buradan. Mutlak bir. Allah veya isterseniz tanrı diyeyim, fark etmez. Allah her türlü eksiklikten, zıt ve zıtlıktan uzak, var olan her şeyin ilk sebebi, var olan her şeyin ilk sebebi, salt iyi, yalın, basit, ortağı ve benzeri bulunmayan varlığı için, yani var olabilmesi için yokluk söz konusu olmayan, yani bir şey varsa yok olması lazım ki varlığı, işte böyle denemeyen, böyle bir varlığı için yokluk söz konusu olmayan, kendi kendine yeterli olduğundan, kendi kendine öyle bir yeterli ki, mükemmellik böyle bir şey, bilgisi, bilmesi ve bilinmesi için hiçbir şeye muhtaç bulunmayan, aşkın, yetkin ve yüce bir varlıktır. O, her tür iyilik ve güzelliğin kaynağı olup bil fiil akıldır. Kendi zatını bilir, dolayısıyla kendisi tarafından bilinir. Bir iki cümle sonra şöyle devam ediyor. Hiçbir şeye muhtaç olmadığı için onun herhangi bir amacı da yoktur. Zira amaç bir eksikliği ve ihtiyacı belirtir. Halbuki yüce ve aşkın olan varlık, süfli ve bayağı varlıkları amaç edinmez. Şu halde son derece cömert ve kamil olan Allah, kainatın varlığı için yeter sebeptir. Onun salt akıl olması, kendi zatını bilmesi ve düşünmesi sayesinde irade ve ihtiyarına gerek kalmadan, bakın irade ve ihtiyarına gerek kalmadan bu varlık tabii bir zorunlulukla ondan çıkarak, parantez içinde sudur, meydana gelmiştir. Bakın, Tanrı'yı yücelte 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 öyle bir yere yüceltiyorsunuz ki artık ne ilgileniyor, ne umursuyor, ne bir kastı, ne bir amacı, herhangi bir şeyi olmayan çok yüce. Öyle 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 yüce ki nokta nokta nokta. Zaten bu fikriyata pabuç kaptırırsanız gerisi gelir. Şimdi bu bir şişe arkadaşlar. Aynı Süleyman Aleyhisselam'ın şeye gösterdiği Sabah Melikesi'ne gösterdiği şişe. Yani içi boş,
Dışı süslü. Şimdi buna kanarsanız, bunun içi dolu, dolu olduğuna inanırsanız, bunun üzerine artık her şeyi kurarsınız. Ve ayağınızın bir yere bastığını zannedersiniz. Ama içi boş. O yüzden şişe. Kavarir. Mutlak birin özünde hiçbir şekilde çokluk bulunmadığı, salt ve yalın olduğu için onun fiili de bir ve tek olmalıdır. Bu sebeple Plotin, bunun Platon mu yoksa Plotin mi emin değilim, bu başka bir kişi mi? Yoksa şey isim böyle mi yazılıyor diye bilemedim. Birden ancak birer bir çıkar. Birden ancak bir çıkar önermesi uyarınca bir olan Allah'ın kendi zatını düşünmesi ve bilmesi sonucunda ondan manevi bir cevher olan ilk akıl çıkmıştır. Çünkü Allah bir fiil akıl, akleden ve akledilen olduğundan aklın fiili de akıl olacaktır. İlk akıl sayı bakımından bir olmakla beraber iki farklı niteliğe sahiptir. O Allah'a nispetle zorunlu, kendi özü itibariyle mümkün bir varlıktır. Bu sebeple çokluk karakteri taşımaktadır. Yani birdir bir olmasına ama Allah gibi bir değildir. Akıl olması ve akılın Allah ve Allah'tan aldığı feyizle dolması dolayısıyla bu akıl zorunlu olarak düşünür. Fakat hem kendisinden taşıp çıktığı ilk hali, ilki yani Allah'ı hem de kendisinin mümkün ve sonradan olduğunu düşünmek zorundadır. Bu düşüncedeki farklılık sebebiyle çoğalma başlamaktadır. Şöyle ki ilk aklın Allah'ı düşünmesinden ikinci akıl, kendisinin mümkün varlık oluşunu düşünmesinden birinci göğün yani Atlas feleğinin nefsi ve maddesi meydana gelmiştir. Falan 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 falan. Biz burayı niye okumaya başladık? Yani az önceki gibi o tekrar o melekeler meselesini şey yapmak için değil. Kötülük nereden kaynaklanıyor peki? Biz bu soruyu arıyoruz. Eğer Tanrı'dan gelmiyorsa kötülüğün kaynağı nedir? Aramamız gereken şey bu. İkinci akıl da ilk akla göre zorunlu, özü bakımından mümkün olduğundan, Allah'ı düşünmesiyle üçüncü akıl mümkün olduğu düşüncesiyle de sabit yıldızlar küresinin nefsi, kendisi ve maddesi meydana gelir. Böylece akıl kendinden bir sonraki başka aklı ve nefsiyle birlikte bir gök küresi oluşturur. Bu sistemde nefsin işlevi gök kürelerini dairesel hareket Bu nefsin işlevi gök küreleri dairesel hareket ettirmektir. Böylece sudur olgusu güneş sisteminin gezegenlerinin sayısınca devam ederek ay küresinin aklı olan faal akıl da son bulur. Faal akıl ay altı alemdeki her çeşit fiziki, kimyevi, biyolojik ve fizyolojik oluş ve bozuluşun ilkesi sayıldığından vahibül süver yani dünyadaki her varlığın türüne belli bir şekil ve suret veren denilmektedir buna. Südür hiyerarşisinde bir önceki akıl bir sonrakinden Allah'ın varlığını aldığı feyiz itibariyle daha üstün sayılmaktadır. Yani bir önceki akıl Tanrı'ya daha yakın olduğu için daha üstündür. Ne kadar uzaklaşırsan o kadar alçalıyorsun. Ve en aşağıda da şey var. Ay altı var. Burada faal akıl dediği şeyin Farabi bunun Melek Cebrail'e tekabül ettiğini iddia etmiş. Şimdi geliyoruz üçüncü aşamaya. Bu da madde. Heyula. Potansiyel bir güç ve imkan anlamına gelen aynı zamanda bütün maddi varlığın ilkesi sayılan Heyula yetkinlikten en uzak varlık olup bakın yetkinlikten en uzak varlık olup teoride iniş yayının son ucu, yani inişin en altı,
çıkış yayınında başlangıç noktası kabul edilir. Yukarıdaki gök küreler dairesel dönüştür. Hala böyle değildir. Evet. Çıkış ve yükseliş yayına ilişkin sıra düzenince önce cansız, sonra canlı cisimler, ardından bitki ve hayvanlar alemi, sonunda düşten canlı olarak insan ortaya çıkar. İnsanlar arasında en üst mertebede varlığın ilk prensibi ve son gayesini sorgulayan ve onu sebep-sonuç bağlamında teorik düzeye temellendiren filozof ile aldığı vahiy sayesinde dini hayat, hukuk ve ahlakı düzenleyerek topluma önderlik ve rehberlik eden peygamber bulunmaktadır. Yani bu insan şeyinde en üstünde de filozoflar ve peygamberler var. Evet, böyle aşağıya doğru indikçe bu mükemmellikten uzaklaşır ve mükemmellikten uzaklaştıkça kötülük kendine fırsat bulur. Yer bulur. Ve burada esas kötülük merkezden uzaklıktır. Merkeze doğru gittikçe yaklaşmanız, yani herkes yaklaşmasını bekler. Yani amaç odur. Yani merkeze ne kadar yaklaşırsanız, yani insani seviyede o filozoflar ve peygamberler seviyesine ne kadar yaklaşırsanız bu mertebe olarak o kadar yukarı çıkmadığınız manasına gelir ve o kadar iyiye, güzele ve doğruya yaklaşırsınız. Bakın buradaki iyi, güzel ve doğru çok önemli kelimelerdir bu şey açısından. Birisi doğru şey güzel kalp ile belirlenir. Doğru, yanlış hatırlamıyorsam akıl ile, iyi, yani bu emin olamadım şimdi bu üç şeyin. Ama bu hepsi zaten başta Tanrı'yı tarif ederken böyle tarif etmişti. O birdi, iyi ve güzel olan akıldı. İyi ve güzel olan akıl diye tarif edilmişti. Şimdi bu hikaye, evet bu bir şey, bu bir anlatı. Bu anlatı neden var ve ne işe yarıyor? Tanrı nedir? Varlık alemi nedir? Varlık alemi içerisinde insanın yeri nedir? Bu soruya cevap veren bir şey. Şimdi Batı dünyasının, Mısır'ın, Yunan'ın kendince getirdiği bir geçmiş var. Fakat bunun Musa'nın getirdiği bilgiyle de bir şekilde etkileşimi var. Yani Hint-Avrupa'nın yanında bir de Sami bir bağlantı var orada. Mezopotamya tarafından gelen bir şeyler var. Bunların karşılıklı etkileşimi, kimi zaman bazısı üstün geliyor, kimi zaman bazısı üstün geliyor, kimi zaman birisi ötekisi içerisinde yoğruluyor, kimi zaman birisi ötekisi içerisinde yoğruluyor. Yani geçen hafta söylediğimiz gibi İskender doğuda, batıda hayatına başlayıp doğuya gittiğinde nasıl kendi inanışını o taraftan etkilenmişti inanışı ve ona göre değişmişti ve arkadaşlar tarafından öldürülmüştü. Onun gibi birlikte yaşayarak Yahudi Filo İskenderiye'de Yahudiliği bu fikriyata da ilişkilendirdi. Yani o bağlantıyı, o ilişkilendirmeyi o yaptı. Bu ilişkilendirmenin bir versiyonunu daha biliyoruz biz Kur'an'da. Samiri ilişkilendirmiş. Neyi ilişkilendirmişti arkadaşlar? Hatırlarsanız biz Mısırlıların o söylencelerini, güzellemelerini filan hepsini almış, onları özümsemiş bir toplumduk, anlatıyorduk. Samiri ne yaptı? Samiri de elçinin işlerinden içine bir şeyler attı. Ve ne oldu? Ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Nedir o fikir? Hani o
İzis'ten korkan inek tanrı vardı ya. Sekmet vardı ya, Sekmet oluyordu. O inek tanrının bir tane İzis'ten korktuğu için sakladığı bir buzağısı vardı. İşte o buzağıdır Musa'ya konuşup ben benim deyip adını söylemeyip unutturan, kendini unutturan, öyle olmasaydı olmazdı diyerek, bakın iki hikayeyi, iki ayrı şeyi, birbirine taman tabana zıt olan iki şeyi ilişkilendirdi. Bunu yapan kim? Samiri. Samiri kim? Sümerli. İster Sümerli deyin, ister hikaye anlatıcısı deyin, ister esmer deyin, ne derseniz deyin. Burada da bu ilişkilendirmeyi görüyoruz arkadaşlar. Peki bu ilişkilendirme nasıl peygamberimiz veya peygamberimize gelen bu son vahiy tarafından nasıl düzeltilecek? İşte kötülüğün kaynağının nereden başladığıyla ilintili o ilk varoluş hikayesi. İnsan imtihanı için bir boşluk gerekiyor. Bu boşluk nasıl konuldu ve bu boşluk nasıl tahrik edildi? Yani bir motor yapsanız bile bu motoru tahrik edecek bir kıvılcıma ihtiyacınız var. Bir distribütöre ihtiyacınız var. Yani patlarlı motor yapıyorsunuz, şeyiniz var, her şeyiniz var ama onu sürekli tetikleyecek bir şeye ihtiyacınız var. Nedir o? İlk işte o ilk çalıştıran mekanizma, sistemi çalıştıran mekanizmanın nasıl olduğunu Kur'an anlatmıştı. Biz bunu daha öncesinden beri biliyoruz. İşte Araf suresinden beri birkaç defa daha da şey yapılmıştı. Burada tekrar gündemimize geliyor. Adem ve İblis hikayesi. Yani burada şunu tekrarlamak istiyorum. Başka türlü İsra Suresi'nin ayetlerini bir araya getirme şansımız yok. Ama Yahudi mezheplerinden bir tanesinin veya o akımlara işte İskenderiye'de şey yapılmış demlenmiş orada mayalanmış fikriyatın mensuplarının fikirlerinin her birine teker teker cevap vermesi açısından bir bütün sure. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem'e. Adem'e secde edin, Adem'e uyun dediğimiz zaman meleklere, ki hangi meleklere? Tabii ki insanın melekelerine. Yani tabii kainatın meleklerine değil. Onlar secde ettiler, uydular ki bizim melekelerimiz bize uyar. Enağımızın kendi insanın melekelerin hepsi içinde test edilen Adem'e uyar. İlla İblis'e. Sadece İblis hariç hepsi uyar. İblis hariç hepsi uydu. Gale estucu limen halakta tinel. Tinden yarattığın, tinden şekillendirdiğine mi ben secde edecektim, uyacakmışım? Bu olacak bir şey değil. Biz neden? Biz diğer meleklerle birlikte biz ateşten yaratıldık. Nardan yaratıldık. Neydi bunlar arkadaşlar? Daha henüz okumadık ama Hicr suresinde nar-ı semum diye geçecek. Canlılık nar-ı semumdan yaratılmıştı. Yani madde üzerine canlılık oluşturan şey melekelerin hepsi nar-ı semumdan. Ama onların da tepesine tiğinden bir şey getiriyor Rabbimiz. Diyor ki buna uyacaksınız. O da diyor ki ya ben nasıl uyarım buna? Kale araite hazellezi kerremte aleyye, benim üzerime ikramda bulunduğun, benim üzerime onu seçip beğenip ona yer verdiğin, ona değer verdiğin şeye bak.
Gördün mü? Le'in ehharteni, ehharteni, beni eğer ertelersen, ila yevmil kıyameti, değerlendirme gününe kadar beni ertelersen, le'ahtenikenne zürriyetehu illa galila, azı hariç onun zürriyetini ben kendime bağlayacağım, onlara gem vuracağım. Yani tepelerine binerim ben onların. Zaten çık dediği yer, biz daha önce okuduğumuz yerlerden, çık denilen yerin bedenden, bu enamın içerisinden çıkması değil, yönetim mekanizmasından çıkması olarak okumuştuk. Bu enamı kimler yönetebilir? Panik anında panik melekesi yönetebilir. Uyku anında bir başka meleke yönetebilir. Cinnet geçiriyor dediğimiz anlarda öfke gibi, korku gibi başka melekeler de yönetebilir. O açıdan bunu yönetebilir. Yani insanı devreye dışı çıkartıp yönetebilirler bunlar. Ama insan devreye girdiğinde, insan uyanıkken kesinlikle bunun onun kontrol altındadır. Peki iblis nasıl yönetebilir? İblisin yönetebilmesi için bir tek şart var. Adem'in vahye kulak tıkaması. Adem vahye kulak tıkarsa iblis onun tepesine biner ve yine Adem üzerinden bedeni enamı kontrol eder. Bu şekilde bir mekanizma tarif etmiştik. Bunun detaylarını benim Adem ve Melekeleri sunumunda bulabilirsiniz. Gale dedi, İzheb, git. Femen tebiake, sana uyan minhum, onlardan İzheb, git. Tabii ki bu sen ve femen tebiake minhum, onlardan senin, sana uyanlarla birlikte git. Fe inne cehenneme, muhakkak ki cehennem, le cezaukum, sizlerin karşılığıdır. Cezaen mevfura. Tam yerine getirilen diyerek bir anlam verilmiş şeyde. Evet. Vestefziz, tedirgin et, koparıp ayır. Menistedate, gücün yetene, minhum, bir savtike, onlardan savtın, gücün yettiğini sesinle koparıp ayır. Şimdi bu festefsiz ifadesini, fiilini göreceğiz arkadaşlar. Yani 76. ayette de göreceğiz. Ardından 103, 104'te de, evet 103. ayette de göreceğiz. O yüzden bu kelimeye dikkat edelim. Ve eclib aleyhim, onları celbet, yönlendir onların üzerine, aleyhine, bi huylike, atlılarınla, verecilike, ve süvarilerinle. Bunlar şeytanın istiva etmiş. Yani şeytanın bir şekilde tepesine bindiği diğer insanlar arkadaşlar. Başka bir durum söz konusu değil. Yani bir ucundan yakala ve götür. Şarikhum ve şarikhum, onlara ortaklaş. Fil envali vel evladi, mal ve mallarında ve çocuklarında onlara ortaklaş.
Yani onların çocuklarını da kendi çocukların gibi eğit. Evet, aynı böyle oluyor. Malları da ortaklaş. Biriktir et eyle. Zaten biriktirmek bunların en büyük şeyi. Vahidhum, onlara vaat et, vaatlerde bulun. Ve ma yaiduhumu şeytanu illa gurura. Senin vaadin gururdan başka bir şey değildir. Kandırmacadan başka bir şey değildir. Aldatmacadan başka bir şey değildir. Vaat ettiğin hiçbir şey gerçek olarak ortaya çıkmayacak. İnne ibadi leyse leke aleyhim sultan. Benim kullarım üzerine senin herhangi bir sultanın yok. Yani onları zorlayıcı herhangi bir şeyin yok. Sesin haricinde. O sesine de eyvallah diye peşinden gelirlerse senle birlikte aynen giderler cehenneme. Ve kefa bi rabbike vekila. Vekil olarak Rabbin yeter. Yani burada bakın Adem hikayesindeki, Adem İblis hikayesindeki nereye vurgu yaptı? İblisin yaptığı şeye vurgu yaptı. Yani kötülüğün kaynağı ne sorusunun şeyi esasında İblisin bu davranışı. Peki bu davranışın gücü nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu sorunun cevabı da var Kur'an'da. Bi'izzetike diyor. Senin gücünle. Yani sihirbazların yaptıkları şeyi Firavun'a transfer ettikleri cümle vardı ya. Bi'izzeti Firavune diye ellerindeki asaları, ipleri atıyorlardı. Yani biz bunu yapıyoruz ama bu yaptığımızdaki başarı, bunu yapıştaki yapabilişimiz, bunun kaynağı, bu güç, biz bu gücü Firavun'dan alıyoruz. İblis de ne diyor? Bi'izzetike, senin gücünle onları ağva edeceğim. Ben nasıl kıpır kıpır yerinde duramaz bir varlık ise konuşacağım, 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 konuşacağım. İpe sapa gelmez şeyler. Zaten benim özelliğim bu. İpe sapa gelmez şekilde konuşmak, davranmak. Konuşacağım. Sadece ipe sapa gelmez şekilde konuşacağım. Bak onlardan ne kadarı benim peşimden gelecekler. Rabbükümüllezi yüzci lekumül fülke fil bahri litebdeğu min fadlihi innehu kâne bikum rahîma. Sizi denizlerde gemiler ile akıtan, sevk eden Allah'ın fazlından aramanız için, yani ticaret için, balıkçılık için olan Rabbinizdir. O Rab'den bahsediyoruz. Başka bir Rab'den değil. Aynı Rab. İnnehu kâne bikum rahîma. O size rahmet eden o Rab'dir. Şimdi bakın nasıl can evlerinden vuracak. İzâ messekumut durra. Size bir zarar dokunduğunda, fil bahri, denizde bir şey zarar dokunduğunda dalle men ted'ûne illa iyyâhu. Onun dışında bu çağırdıklarının hepsi çıkmaza girer. Yani hiçbirisi size bir ele uzanmaz, yardımı dokunmaz, bilmem ne olmaz. Felemma neccâkum ilel bahri. İlel berri. Sizi toprağa çıkarıp kurtardığımızda arad tüm yüz çevirirsiniz. Ve kenel insanı kefura. İnsan görmezden gelendir. Bu durumunu görmezden gelendir. O yaşadıkları, o hissiyatı, şunu bunu üstüne örtendir. Efe emintüm en yaksife bikum canibil berri. Peki siz emin mi oldunuz bu karanın bir bölgesinde sizi yerin dibine geçirmesinden?
ev veya yürsile aleykumus aleykum hasiben size bir rüzgar göndermesinden, yani şey bir rüzgar değil, böyle hortum gibi içi taş toprak, yani kaldırdığı şeylerle dolu, yani basit bir rüzgar değil. Sümme la tecidu lekum vekila. Siz vekil de bulamazsınız bundan sonra. Yani siz karaya çıktınız diye kurtulduğunuz mu düşünüyorsunuz? Emin olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Veya tersine. Emintum. Emin mi oldunuz? En yu'idukum fihi tareten uhra. O denize size tekrar geri döndürüp tekrar oraya döndürmesinden emin mi oldunuz? Feyursil aleykum gasifen minerrehi, rüzgardan bir gasife, yani bir fırtına göndermesi. Feyugrikakum, ve sizi gark etmesi. Bima kefertum, bu görmezden gelişiniz sebebiyle. Daha önce de yaptığınız gibi tekrar dönmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani bir defa denizden kurtulunca bir daha gitmeye, ya emin olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sümme la tecidune lekum aleyna bihi tebi'a. Bize bunu bizim tarafından onu engelleyecek, yani uyulacak herhangi bir şey de bulamazsınız. Çünkü bir önceki seferinde zaten o hakkınızı kaybetmiştiniz. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar bu tür laflar edin, bu tür beylik laflar veya nazariyeler, şunlar bunlar geliştirin. Sıkıştığınızda Allah diyorsunuz. E hani umursamazdı, hani görmezdi, hani ilgilenmezdi, hani bilmem neydi. Bu da Araf suresinde bize anlatılan Adem'in zürriyetinden belli bir yaşa geldikten sonra, o zürriyet Adem zürriyetinden gelip de yeryüzünde belli bir yaşa geldikten sonra, belli bir anlayış seviyesine geldikten sonra onu kendi nefsine şahit kılarız ve ben senin Rabbin değil miyim diye sorarız. O da evet der. Bunun için böyle yaparız. Çünkü anamız babamız müşriklerdi, şeylerdi. Biz bilmiyorduk ve onlardan öğrendik demeyesiniz diye. Yani bu ne demek? İnsanın içinde Rabbin bir olduğunu, sıkıştığı zaman ondan başkasının bir işe yaramayacağı bilgisi var arkadaşlar. Bu cepte. Bütün mesele bunun üstünün örtülmesi. Bunun dışarıdan gelen vahiy ile arasının kesilmesi ve vahyin ona erişmesinin engellenmesi. Lekad kerremna beni Adem'e. Evet, biz Adem oğullarını üstün, şerefli kıldık. Üstün kıldık. Yani ikram ettik. Neye göre? Ve hamelnahum minel berri vel bahri. Onları denizde ve karada onları taşıdık. Nasıl taşıyor? Hayvanların sırtına bindirebiliyor işte. Veya gemilerin sırtına bindiriyor. Baktığınız zaman kainatın kuvvetleri, ister bu hayvan kuvveti olsun, ister deniz kuvveti, kaldırma kuvveti olsun, ne olursa olsun önemli değil. Kainat canlı cansız bütün özellikleriyle insan tarafından kullanılabiliyor. Bu şekilde kerem, yani ikramın boyutu böyle bir şey. Ve rızaknahum, rızıklandırır, minet tayyibati, temiz olan şeylerden. Ve faddalnahum, onları faziletli üst ekstralar verdik. Ala kesiri mimen halakna tafdıyla, yarattığımız, şekillendirdiğimiz çok şeyden daha fazlasıyla ekstralandırdık. Yani bu manada evet insan üstün, evet, ama
hümanistlerin düşündüğü şekilde bir üstünlük değil bu. Yani yeryüzünde diğer şeylerin işte canlı cansız yeryüzündekilerin bir şekilde sunulmuş olması, onların üzerine insana ikram edilmiş olması kendisini kandırmasın. Onu daha ötelere falan bulaştırmasın. Allah insanı kendi suretinde yarattı gibi cümleleri falan kuramaya kalkışmayın. Çünkü bakın arkadaşlar, az önce Tanrı neydi okuduğumuz şeyde? İyi, güzel olan akıl. İyi ve güzel olan akıldı. İnsana geliyor ve diyor ki, insan iyi, güzel ve doğrunun peşinde koşar. O şekilde üstün hale gelir. Bunu anlayabilir, bunu gerçekleştirebilir. Yani bu baktığınız zaman oralarda kişinin tanrılaşması veya kişide Tanrı'nın sudur etmesi, yansımasıyla ilintili çok şeyler söylenir. Ve bunun çok versiyonları da, yani çok benzer versiyonları da şimdi size hiç yabancı gelmiyor. İslamiyet'te de var. Doğru mu yanlış mı? Bunu Kur'an tarafından, Kur'an'ın müheyminliği ile test etmeden yolumuza devam edemeyiz arkadaşlar. O yüzden Kur'an'ın ehli kitabı düzeltiyor olduğu ayetler bizim için çok önemli. Çünkü ehli kitap tarafından bozulmuş olan anlayışımız, müktesebatımız da aynı bu elekten geçmek zorunda. Yani İsa'dan gelen şey nasıl bu elekten geçmek zorundaysa, Musa'dan gelen şey nasıl bu elekten geçmek zorundaysa, Muhammed'den geldiği iddia edilen şeyler de bu elekten geçmek zorunda arkadaşlar. Yemen'e doğu külle ünasin bi imamihim. Her insan topluluğunu, her grubu imamlarıyla birlikte veya imamları aracılığıyla çağırdığımız zaman, bu imam amel defteri de olabilir. Onlara gönderilmiş olan ana kitapları da olabilir. El kitapları da olabilir. Kimisinin Kur'an'dır, kimisinin İncil'dir, kimisinin Tevrat'ıdır. Neyse odur. O da olabilir. Çünkü buradaki imam ille de önder manasında anlaşılmayabilir. Hocam öncülük diyebilir miyiz? Öncüsü. Öncüsü dediğiniz Önderlik. zaman aklınıza kişi mi geliyor, kitap mı geliyor? Her şey hocam. Öncülük yani sana fikirlerin de öncülük edebilir. Şeytan da öncülük edebilir. Olur. Ben de öncülük kelime yani öncü olmak Evet. önderden çok O da olur, evet. arkasına takıldığım her şey benim aklıma geliyor mesela. Bu böyle deyince bana Protestanlık şey geldi. Mesela şeyde Ortodoksların kendince patrikleri var. Şeylerin meydanında Katoliklerin kendilerince psikoposları, papaları var. Ama Protestanlığa gelince onlar şöyle diyorlar. Herkes anlayabilir. Fakat anlamak için dini eğitim olması gerekir. O da bir şeydir, rahiptir. Onlar pastör mü diyorlar? Öyle bir şey diyorlar galiba. O kadar olmak yeter diyorlar. Ve siz benim dini inancım bunu emrediyor dediğinde muhakkak bir din adamı getirip, evet ben bunu böyle anladım, ben İncil'i böyle anladım, ben Tevrat'ı böyle anladım diyerek bu anlayışını onaylatması gerekiyor. Yoksa kişi kendi kendine ben böyle anladım demek mahkemede işe yaramıyor. Amerikan Protestan mahkemelerinde arkadaşlar. Bir ayet vardı ya şeytanın adımlarını takip etmeyin. Buradaki Evet o yani. burada yani o öncülük burada adımını takip ettiğin şey olmuyor mu? O da olur, o da olur tabii ki. Ali İbrahim ve Ali Muhammed diye Allah mesali barikte saydıklarımız da olur. Femen utiye kitabehu bi yeminihi, kitabı sağlarından verilenler, feulaike yakraune kitabehum, onlar kitaplarını okurlar.
Fela yüzlemune fetila. Bir fitil kadar, bir kıl kadar bile yanlışlıkla karşılaşmayacaklar. Eksiklikle karşılaşmayacaklar. Ve men kâne fî hâzihi ama burada tıkanık olan fehve fil ahireti ama orada da tıkanıktır. Ve adallu sebîlâ ve yol olarak da çıkmazdadır. Daha da çıkmazdadır. Dünyada çıkabilecek bir şansı var ise bile orada artık o şanslı olmak bilsin yol bulamaz bir şekilde çıkmazdadır. Evet, bu haliyle neyi söyledi? Kıyamet yok, kıyamet yok diyorsunuz ama hayır, o kıyamet var. Var olduğu zaman da böyle 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 diye bir hatırlatma var. Şimdi bu noktadan sonra peygamberimize dönüp neredeyse seni böyle yapacaklardı, neredeyse diye böyle 2-3 tane ayet gelecek. Bu ayet peygamberimizin ve inananların ne kadar sıkıştırıldıkları, yani İbrahimi bir dinin filozoflarca, şunlarla, bunlarla veya İskenderiye gibi büyük bir ilim merkezinden yetişmiş kişiler tarafından tartışma ehli diyelim veya tartışma ustası diyelim. Olmuş insanlar tarafından nasıl peygamberimizin ve iman edenlerin sıkıştırıldığını görüyoruz. Biz bunun bir önceki gün şeyde görmüştük. Kul li ibadi yekulu lleti hiye ahsenu inne şeytane yenzeu beynehum. İfadelerinde olduğu gibi yani en güzel şekilde konuşun, uyarısını yapacak kadar karşı tarafı panikletecek, karşı tarafı sıkıştıracak, karşı tarafı heyecanlandıracak, karşı tarafı yoracak, anlıyormuş gibi yapıp anlamamak gibi, böyle karşı tarafı gerecek şeyleri biliyorlar. Her türlü taktiği, her türlü tartışma, her türlü şeyi bilen insanlar bunlar. Ki peygamberimizin nasıl bir şeyle, neydi onun adı, her ne kadar Araf suresinden, Sa'd suresinden itibaren sürekli çalışıyor olmalarına rağmen o işin çok daha ötesinde, iş öyle başladı ama biz onlar eskinin şeyleri, biz onun üzerine ne şeyler ürettik dercesine ürettikleri bilgileri şey yapıyorlar. Ve in kadu neredeyse leyef tinunke. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kade fiili neredeyse olacak şeklinde, neredeyse olacaktır şeklinde bir anlamı var. Fakat şunu hep aklımda tutalım. Ama olmadı. Neredeyse olacaktı. Yani o raddeye kadar geldi, sınıra kadar dayandı demektir. Oldu demek değildir. Oldu da geri kurtardı demek değildir. Sınıra kadar geldi. Yani kemiğe kadar dayandı demektir. Ama olmadı demektir. Seni neredeyse fitneye düşüreceklerdi. Yani ateş çukuruna düşüreceklerdi. Ateş potasında seni sıkıştıracaklardı. Neredeyse. Ama olmadı. Anillezi evhayna ileyke sana vahyettiğimiz şeyden kopartmak için seni fitneye düşüreceklerdi. Neredeyse. Ondan uzaklaştırmak için. Onun haricinde bir noktaya getirmek için. Litefteriye aleyna gayrahu. Onun dışında, sana vahyettiğimizin dışında bir yama yapasın diye. Bize karşı bir yama. Yani olmadık bir şey söyleyesin diye. Olmadık bir şey söyletebilmek için. Vahiy haricinde olmadık bir şey söyleterek seni ateş çukuruna düşürmek istediler. Neredeyse başaracaktılar. Yani kemedi ama olmadı.
İzen. Bu durumda eğer olsaydı, bu durumda lettehazeke halila, bu durumda seni dost edineceklerdi. Ah tamam, biz de zaten onu söylüyorduk, tamam. Böyle diyeceklerdi. Yani o Allah mükemmeldir. Az önce okuduğumuz böyle sayıp sayıp şey yaptıkları mükemmeldir dedik de ondan sonra mükemmel olduğu için böyle böyledir dedikleri. Yani onu başta söyleseler ne diyorsun lan sen denir ama başta öyle güzel laflar ediyorlar ve onun ucuna getiriyorlar ki yani kuyruğu kaptırırsan gidiyor. Velevla en sebbetnake, sana sebat vermeseydik, seni ayağını sabit kılmasaydık, lekat muhakkak ki kitte terkenu, neredeyse meyletmiş olacaktın ama etmedin. İleyhim, onlara şeyen galile, azıcık dahi olsa meyledecektin ama etmedin. Ama azıcık olsa bile yeter arkadaşlar. Çünkü yani kapınca götüren, yani parmağın ucunu kaptırınca alıp götüren, dur ayağıma biri yediğim, bir yere diyeyim gör sana ne edeyim dediği gibi bir şey bu. İzen bu durumda lazaknake, sana tattırırdık diyefel hayati ve diyefel memati. Yani hayatın da ölümün de sana iki kattı her şey. Yani bu ne demek? Hani peygamber eşleriyle ilintili o iki kat olma meselesi var ya, örnek olma durumu, örnek olma durumunda, kanaat önderi olma durumunda yaptığınız yanlışlar nasıl iki katla çarpışıyor? Burada kat kat. Kat kat olurdu. Sümme la tecidu, sonra bulamazdın leke kendin için, aleyna bize karşı nasira, herhangi bir yardım edici de bulamazdın. Yani neredeyse seni o noktaya götürüyorlardı. Ama götüremediler. Biz senin ayağını sabit etmeseydik neredeyse götüreceklerdi ama götüremediler. Ve in kadu, neredeyse olacaklardı. Leyes tefizzen zünneke, seni rahatsız edeceklerdi. Koparıp dağıtacaklardı. İşte az önce şeytan, iblisin sözlerimle böyle yapacağım dediği şey arkadaşlar. Şurası ilginç, buradan sonrası minel arzi, o yerden lituhricuke, seni liyuhricuke, seni çıkartmak üzere, minha, oradan seni oradan çıkartmak üzere, o yerde seni koparıp dağıtacaklardı. Şimdi burası ilginç arkadaşlar. Yani bir yerden çıkartmaktan bahsediyor. Bu gerçekten bir mekandan uzaklaştırmak mı, bir makamdan uzaklaştırmak mı? Bunu hani biz defalarca okuyoruz. Şeyde Firavun da öyle söylemişti. Bizi yerimizden etmek için mi gelmişti? Geldin derken, bunu arzımızdan etmek için mi geldin dediğinde öyle anlamıştı. Yani bizi İsrailoğullarını bana ver, biz gidelim dediğinde bizi yerimizden çıkartmak mı istiyorsun demişlerdi. Ve izen bu durumda la yelbisu hilafeke illa galila, senin ardında azıcık orada yaşarlardı. Azıcık dururlardı. İşte burayı nasıl anlayacağız? Önemli olan bu. Çünkü burası çift okumaya müsait. Sünneten bir çizgidir. Çizgiye dikkat. Bakın burada meftuh olması. Sünnete men kad erselna kableke min rusulina, elçilerimizden senden önce gönderdiklerimiz kişilerin sünneti, çizgisi bu. Felanet tecidu ve la tecidu, bulamazsın li sünnetina, bizim
çizgimizde tahvila bir değişiklik bulamazsın. Hocam bu ayette, en son ayette şunu anlıyor muyuz? Yani bugün bize Kur'an-ı Kerim'de çizilen sınırlar var. Yani hüküm ayetleri dediğimiz. Kendi içinde değişimi varsa zaten ayetten de onu görüyoruz. Özellikle bu Ramazan oruç ayetlerinde var benim bildiğim. Birkaç yerde daha var. Bu hatta Nebi ile konuşmadan önce ücret ödeyin. İşte bu size ağır geleceğini Allah bildiği için bundan vazgeçti deyip salat edin diye bir ayet vardı. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Kendi içindeki değişiklikleri zaten kitap yazıyor. O zaman biz şöyle anlıyoruz, anlamalıyız. Baştan beri Allah'ın çizgisi net ve belirgin. Nebi'ye söylediği, senden önce gönderdiklerimize de bu çizgiye, gönderdiklerimiz de bu çizgiye tabi tuttuk. Allah'ın işte bu çizgisinde herhangi bir değişiklik bulamazsın mı, böyle mi? Ya ben böyle okuyorum da böyle mi okumalıyız? Bu bana delil, hiç görmemiştim. Ya böyle yaparsanız her şeyi bir çuval içerisine koymuş olursunuz. Öyle olmaz. Allah'ın sünnetinde, sünnetimizde bir değişiklik olmaz cümlesi. Bakın burada bir sınırlama koyuyor. Peygamberlikle ilintili şey bu. Elçilikle ilintili sünnet bu. Ve bu sünnette bizim sünnetimizde, bizim çizgimizde, bizim tarzımızda bir değişiklik bulamazsın. Sizin az önce örnek verdiğiniz şey gibi ayetlerde nesih, hükümlerde nesih bunun dışında bir şey. Biz bunun örneklerini de görüyoruz. İsrailoğulları yanlış yapıyorlar. Almamaları gerektiği halde faiz alıyorlar. Yapmamaları gerektiği zaman bir şeyler yapıyorlar. Ve bundan dolayı cezalandırılıyorlar. Yani kitapla, Nebi'yle desteklendikleri halde böyle davranıyorlar. Ve bunun karşılığında vay öyle misiniz? Peki o zaman size helal olan şu şeyler de artık haram. Bu şimdi sünnette bir değişiklik mi? Yok, anlatmak istediğim o değildi hocam. Anlatmak istediğim o değildi. Yani yanlış anlattım o Ama zaman. verdiğiniz örnek oydu da o yüzden. Yani izin alma meselesi peygamberin yanına girerken ki ben onu o şekilde okumuyorum ama verdiğiniz örnek oydu. Hayır, yani şimdi şöyle onu söylemek istemediğim için örnekte. Mesela evlilikle ilgili işte genel kurallar, mirasla ilgili, hak hukuk işte öldürmeyle ilgili, hırsızlıkla ilgili, faizle ilgili olan kurallar baştan beri aynı kurallar değil miydi? Değil midir ya da? Evet öyledir de bunların değişenleri de var ama. Şimdi Ceza. değişmeyen bazıları değişmedi diye bunları da sünnetullah yani bu ayetin çerçevesine koyarsanız niye değişti sorusunu sorarsınız. Değiştiğini bildiğimize göre burada değişiklik yok dediğine göre bir karine olmalı ki bu kümenin içerisinde değil onlar. O zaman Yani bence burayı insanların toplumsal hayat içerisindeki şeriatı uymaları gereken şeriat diyelim. Sünnetullah çerçevesinde olan bir şey değil. Çünkü onun üzerinde nesih gerçekleşebiliyor. O zaman burasında şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sebep ve sonuçlarda bir değişiklik bulamazsın. Sebep olduğun şey belliyse sonucu da belli. Ya o Başına kadar gelecek genel bir cümle söylediniz ki şimdi de o kadar yani daha önce recm edilirken daha sonra yüz değneğe çevrildiğinde de sebep aynı sebepti sonuç farklı oldu haline gelir. Yani tanım yaparken geçmişteki şeyler şöyle bir şey der. Ayarını mani, efradını cami olması lazım. Bu şu demek. Benzerlerine engel olan, bunlar benziyor ama bunlar değil. Efradını cami, yani kendi fertlerini de dışarıda bırakmayacak kadar düzgün bir şekilde çerçevesini çizebilmeniz lazım. Sünnetullah kelimesinin çerçevesiyle şeriatı birbirinden ayırmamız gerekiyor bence burada. o zaman biraz açıklama yapar mısınız hocam? Meleklerin yeryüzünde neyi nasıl yapacakları ile ilintili şey sünnetullah çerçevesindeyken insanların neyi nasıl yapacakları ile ilintili şey şeriat mesela.
Yani ayaküstü bir şey yaptım. O yüzden ne kadar efradını camiye ayıran mani olduğunu bilmiyorum. Ama en azından birilerinin Allah'ın kendisiyle ilintili, yöntemleriyle ilintili bir şeyi, ötekisi ise insanların kendi aralarında, toplum içinde uygulayacağı şeyler ile ilintili. Mesela hayvanın içi yağlarını yeme yasağı konulur ve kaldırılır. Bu sünnetullah değildir. Sünnetullah şudur. Topluma ceza için, cezalandırmak için, toplumun bazıları veya terbiye edilmek için helal olan şeylerin bazıları değiştirilebilir. Belki o taraftır sünnetullah. Mesela Rabbimizin bakın bunlar değişmeyecek dediği özellikle baskı vurgu yaptığı şeyler var. Allah'ın hudududur, sınırları da sakın yaklaşmayın dediği şeyler var. Onların şeriat içerisinde de büyük bir kısmının zaten değişmediğini, değişmeyeceğini biliyoruz. Ama dediğim gibi toplumlar değiştikçe, yaşayış tarzları değiştikçe ona bağlı olarak değişen şeyleri de görüyoruz. Ben burada esas anlatmam gereken şey farklı bir noktaydı. Şu anda 1,5 saat oldu. Orayı anlatayım, ondan sonra durayım. Şimdi 100. ayetten itibaren şöyle bir ifade var arkadaşlar. Pardon, bu 101, 102, 103'ü biraz sonra okuyalım. İsterseniz şurayı 81 80. ayete kadar bir okuyalım. Çünkü bu içerik hicretle ilintili olduğu iddia edilen bir içerik burası. Ben buranın hicretle alakalı olmadığını düşünüyorum. Bu yine Yahudilerle ilintili, bu Yahudilerin bu mezhebiyle ilintili gelen kişilere cevaplar içeriyor. Ama bu cevaplar içerisinde bir yeri var. O yerini anlamadan önce bir kere mevcut şeyden bir kopalım. Çünkü biraz sonra burada seni neredeyse ülkenden çıkaracaklardı. Cümlesinin ardından şöyle bir ifade daha var. 79. ayette. Pardon. 80. ayette kul de ki ve kul de ki Rabbi edhilni Rabbim beni girdir mudhale sıdkın onaylanmış giriş nasıl diyeceğiz burayı? Onaylanmış giriş mi diyelim? Ve ehricni çıkart muhrace sıdkın. Onaylanmış bir şekilde çıkart. Ve cealli benim için kıl min ledünke sultanen nasira. Bana yardımcı bir sultan, öyle bir güç, öyle bir dayanak, bir yardımcı ver, dayanak ver bana katından dediği bir ayet var. Bu iki ayet, yukarıdaki ayetle birlikte neredeyse seni çıkartacaklardı ve bununla birlikte bunun hicretle ilintili bir içerik olduğunu, o yüzden tarihini daha sonra olduğu ile ilintili bazı açıklamalar var. Şimdi buranın gerçekten öyle olup olmadığını
anlamak açısından 101, 102, 103. ayetleri okuyalım. Ve lekad ateyna Musa, Musa'ya verdik tisa ayetin beyinatin, tisa ayetin beyinatin, 9 tane açıklayıcı beyan, açıklayıcı bir işaret verdik. Fes'el beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor, onlar da bilirler bunu. İzca'ehum, ona geldiğinde, onlara geldiğinde, fekale lehu firavunu, Firavun onun için dedi. İnni le uzunnuke, ben seni şöyle olduğunu düşünüyorum. Ya Musa, ey Musa, meshura, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Bakın, bu cümleyi senin için nasıl örnekler getirdiler de çıkmaza girdiler şeklinde bir ayet okumuştuk. 47. ayet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kale dedi. Şimdi Musa diyor. Lekad alimte. Sen şunu belledin ki ma enzele haulai, bu indirdi. Bunları indirdi. Rabbü semavati vel ardi basaira. Yerin ve göklerin Rabbinden başkası indirmedi. Onları indiren göklerin ve yerin Rabbi ve de basair olsun diye. Yani bu görün, fark edin, anlayın, bilin diye. Fe inni muhakkak ve inni ve ben le ezunnuke, şunu çıkarıyorum, şöyle bir şunu anlıyorum, şunu çıkarıyorum ki ya Firavun, ey Firavun, mebsura, senin aklı noksan en lıktır ve en büyük helak budur. Yani bunu bir tür helak lık olarak şey yapıyor. İbni Abbas da şey demiş. En büyük helak da akıl noksanlığıdır. Burada onu kastediyor diye bir şey yapmış mesbur için. Bizim için önemli olan bundan sonrası. Şu ayet. Ve erade, fe erade, irade etti, meylendi. En yestefizzahum minel ardı. Onları yerlerinde, işte yestefizze etmek, yani koparıp dağıtmak istedi. Bunu yapan Firavun. Fe, bunun üzerine ağrakna, biz boğuverdik. Ve men mahu cemiyan, o ve beraberindekilerin hepsini boğuverdik. Yani burada fizza eden, yani yestefizza dediği bu fiili yapan, buna meyleden Firavun. Firavun İsrailoğullarını ülkeden çıkartmaya mı çalıştı? Hayır. Eğer ülkeden çıkartmaya çalışmadıysa, biz de buradaki bu 76. ayetteki neredeyse seni ülkenden çıkartacaktı diye anlayamayız arkadaşlar. Nasıl ki Adem hikayesi anlatılırken iblis onları istifizza edeceğim dediğinde, onları bir yerden çıkartmıyor arkadaşlar. Onları orada mahvediyor. Biz Firavun'un bunu nasıl yapacağını söylemişti. Firavun diyor, dediydi ki onların erkeklerini öldüreceğiz, kadınlarını utandıracağız. Biz onlara baskı kuracağız.
ezeceğiz onları. Hocam bu Yesipizu'ya temel manada ne verdiniz? Kopup dağıtmak manası veriliyor. Bir zamanlar baktığımda şeyi koparıp ayırmak gibi bir anlam var. Fakat bu anlam yerinden değil. Eğer yer olsaydı, gerçekten ülkeden kovmak olsaydı, orada min değil an daha yakışırdı. Anil ardi olurdu. Ve biz biliyoruz ki İsrailoğullarını ülkeden sürmeye kalkışmadı. O zaman peygamberi de Mekke'den sürmeye kalkışmadılar. Ama peygamber ve müminlerin arasını ayırmak, dağıtmak, darmadağın etmek, onların fikri kafalarını karıştırmak. Bakın yestefizza, iblisin Ademoğulları üzerinde yapacağı şey de yestefizza. Firavun'un İsrailoğulları üzerinde yaptığı söylediği şey de yestefizza. Biz, sizin sözlüğünüzde var mı tedirgin etme? Tedirginlik çok hafif kalıyor bu noktada. Bir kelimeye, ama hani Türkçe'de hafifleştirmiş olma ihtimalimiz yok mu? Bu içinizdeki, nasıl anlatayım, hareketlenme sizin sabit kalmanıza engel olur ve tutarsız hareket edersiniz o yüzden. Ben burada bir ezme hareketi görüyorum. Yani ciddi ciddi fiili olarak müminlerin fikir olarak şey yapılması, neydi onun adı, kafaların karıştırılıp dağılmaları ve ardından da ezilmeleri. Ben bunu anlıyorum. Ama hocam, o zamana kadar müminlere, yani Firavun'un Musa geldikten sonra mı öyle yaptı Firavun? Hayır, daha öncesinden zaten yapıyordu. Daha öncesinden yapıyordu. Onları köleleştirmişti ama dikkat ederseniz o ayetten sonra ne demişlerdi? Sen gelmeden önce yapıyorduk, sen geldikten sonra daha beter hale geldik, senin yüzünden filan diye itiraz etmişlerdi. Hatta şey, neydi onun adı, sürekli onların erkeklerini öldürüp kadınları utandırmıyordu. Yani bu manada bunlar dönem dalga dalga idi. Hatta şeyde, Tevrat'taki şeye göre normalde bunların kerpiç yapması gerekiyor. Normal işlerin filan şeyinden sonra bilmem ne kadar kerpiç yapması gerekiyor. Ondan sonra şunu diyorlar, o samanı veriyorlar ve kerpiç yapın diyorlar. Sonra diyorlar ki, samanı da siz bulacaksınız, daha da fazla kerpiç yapacaksınız. Hadi bakalım, ya marş marş haline dönüşüyor. Ve orada gerçekten sıkıntı çektiriyorlar halka. Ve Musa bizzat İsrailoğlu olarak gidip şey yaptığı için, gene başımızı belaya soktun, bilmem ne ettin filan diye, İsrailoğullarına bir genç grup haricinde şey yapıyorlar, kabul etmiyorlar. Bu manada bir tür baskı. Yani burada bir baskıyı görmemiz gerekiyor. Hocam, baskı da, yani Nebi'ye dua öğretiliyor burada ya da isteyeceği şeyi öğretiyor Allah-u Teala. Nerede? Yani onu anlam ve kul Rabbi edhilni mudkhale sıdkın var mı? Evet. Şimdi burayı o çerçevede anlamamız lazım. Yani bunun hicretle bir alakası yok. Onu anladıktan sonra şimdi doğru bir yere koyabiliriz. Bu arada atladığımız 78. ve 79. ayetler var. Ekimi salate, o desteği veya namazı kıl, desteği ver. Şimdi zaman edatlarıyla geldiği için namaz kıl olarak algılıyoruz. Lidülüki şemsi ila gasagil leyli. Yani güneş tepesindeyken başla, gecenin soğuğuna kadar, gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Ve Kur'an'ın fecri ve fecir kümeleşmesi esnasında. İnne Kur'an'ın fecri kâne meşhuda. O Kur'an'ın fecri
Fecrin Kur'an'ı görülen, gözle görülen bir şeydir. Ve minel leyli, gece de feteheccet, orada da teheccüd et diye çevrilen kelime bu. Bihi nafileten lek, kendine özel ekstradan gecede hadi namaz kıl diyelim şimdilik. Asa en yebaseke Rabbuke makamen mahmuda. Seni övülmüş bir makama ulaştırsın umuduyla, beklentisiyle bu şekilde davran. Şimdi burası yer zaman şey zaman edatları bildirdiği için biz bunu namaz olarak algılıyoruz. Ki burada söylenen namazlar gündüz şeyden başlayıp güneşin tepe oluşundan başlayıp geceye kadar öğle ikindi akşam yatsı namazı. Gecenin olduğu kısım var. Orada senin için nafileden var diyor. Seherde yok, sabahta var. Kuşluk ve daha sonrasında yok. Duha ve kuşluk mu diyelim? Yani öğleden önceki iki güneş doğduktan sonraki iki sürede herhangi bir şey yok. Böyle bir zaman tarifi var. Bunun toplamında şunu anlıyorum arkadaşlar. Onlar bir şeyler yaparak, laf ebeliği yaparak, bilmem ne yaparak, dayanaklı ispatlar yaparak, az önce size şeyde İslam Ansiklopedisinde okuduğum gibi böyle süslü lafları bir ucuna ucuna ekleye çıkarımlar yapa bir şeyler söylüyorlar. Ve bu yaptıkları şeylerle neredeyse Peygamberimizi Allah'a karşı başka şeyler, vahiy haricinde başka şeyler söyleteceklerdi. Neredeyse hafiften onlara meylettireceklerdi. Neredeyse onu koparıp dağıtacaklardı. Böyle yapacaklardı da ardından kendileri kalacaklar mıydı? Yani hayır. Peki bu durumda ne yap? O gece kalkıyorsun ya. Evet, bu gece kalkıp da okuyorsun ya, bu zaten var. O cepte. Peki onun haricinde gündüz işte arkadaşların şunlarla bunlarla buluş et eyle. Onlarla sürekli Kur'an oku. İşte namaz kıl. Namaz formunda dediğimiz şey var ya. Ve Kur'an çalış. Ne zaman? İşte kişilere işte şey veriyor. Diyor ki duha ve kuşluk vaktinde yani öğleden güneş doğduktan sonraki öğlene kadar vakit senin olsun. Eşinle, ailenle, kahvaltın, yemeğin, işin, gücün yap et eyle. Ama öğlenden sonra başlayın yatsıya kadar, yatsı namazı kılıp gece karanlığa kadar çalışın. Sonra sen ekstradan gece çalış ama sabah tekrar bir şey yapın. Artık bu namaz vakitleriyle ilintili bir tarif. Ve bunu yaparken yapınca ne olacak? O Mahmud olan makama ulaşılacak. Nedir Mahmud olan makam? Beğenilecek olan makam nedir? Bunların karşısında bu din adamı bilmem ne filan deyip İskender'in bilmem kimi dedikleri falan filan bu bizim üstad, büyük üstad dedikleri bilmem kim diye peygamberin karşısına getirdikleri ondan sonra ha şimdi onu yerden yere vuracak dedikleri adamın karşısında övülecek bir şekilde dik durabilmek, vahiy ile durabilmek için gidip evde uyuma, çalış. Çalışın. Girdiğim yer
de onaylanan yer olsun, çıktığım yerde onaylanan yer olsun. Yani dediğim de diyeceğim de sırtımı döndüğümde, yani bunların hepsi onaylı olsun. Bana yardım edici bir sultan ver. Yani onların yanında yenilmek denen şey gerçekten eğer en ufak bir şey olsaydı arkadaşlar bugüne kadar gelirdi. Ve de öyle böyle değil. Gerçekten abartıla abartıla neler söylenirdi. Peygamberimiz bu esnada hata yapma şansı yoktu. Ama hata yaparsan böyle böyle olurdu diyecek şekilde sert uyarılar da var. Ve bunun karşılığında git eve yatıp uyu demiyor. Biz sana ayetler verdik, ayetlere çalış diyor. Ayetlere çalıştığın zaman onlara verecek çok cevabın var. Ekstradan şey mi istiyorsun? Ekstradan bak bunlar da var. Veca el hakku tutarlı olan geldi ve zehakal batılı. O tutarsız olan da yok oldu gitti. Yani tutarlı olanın karşısında tutarsızın ne hükmü olabilir? Tutarsız zaten işte. Yani melekler dişi olacak, siz erkekleri erkek olarak üstünlüğünüzü taslayacaksınız, öyle mi? Hayır. En basitinden tutarsızlık bu. Gemilerdeyken Ya Rabbi Ya Rabbi diye su yapıyorsunuz, şeye çıkınca yüz çeviriyorsunuz. Yani insanla ilgilenmez diyorsunuz, sonra ilgilen ilgilen bizi kurtar diyorsunuz. Bizi duy diyorsunuz. Kime diyorsunuz? 10. mertebeden akıl bana bilmem ne yap mı diyorsunuz? Hayır öyle bir şey demiyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz. Bu anlamda ne kadar batıl oldukları zaten belli. Ve nünezzilu biz indirdik, indiriyoruz. Minel Kur'ani, Kur'an'dan ma huve şifaun, şifa olacak olan şeyi. Ve rahmetun, ve rahmet olacak olan şeyi. Lil müminine, müminlere şifa ve rahmet olan şeyi biz indiriyoruz. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Bu onların hüsranını, hasarını kaybedişlerini arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Çünkü onların nefretini arttırıyor. Onların sırt dönüşünü arttırıyor. Onların küfrünü arttırıyor. Bu da tabii ki sermayelerin tüketmelerine sebep oluyor. Evet, bu noktada kalalım arkadaşlar. Eğer bu muhatap grubu bulamasaydık bu ayetleri birleştirme şansımız hiç olmazdı. O yüzden hala bu çerçevede devam ediyoruz. Hala uyumlu bir vaziyette gidiyor. İnşallah fırsat olursa cumartesi günü akşamı, yoksa pazartesi günü akşamı kalan kısmı da bitirmeye çalışırız. Bitiremesek de bence değerli bir içerik. İsra suresinin içeriği özellikle İskenderiye'de şekillenen Yahudi mezhebinin akımının ki Hz. İsa döneminde de etkileri devam ediyordu tapınakta. Ondan sonra Peygamberimize kadar da devam etti. Bunların etkileri. Sadece İskenderiye değil arkadaşlar, Hire denen bölgede bu anlamda şeydir, bir kültür merkezidir. Arapların daha çok eğitim merkezi Hire'dir arkadaşlar. Doğu ve Batı arasındaki savaş esnasında, çatışma esnasında iki ana merkez görmek mümkün. Bir tanesi İskenderiye, yani bir tanesi Roma'nın merkezleri,
Bir tanesi ise şeyin merkezleri, Safevilerin merkezleri. Bu açıdan Hire de önemli. Hem Arap edebiyatı açısından hem Sami dinler ve Zerdüştlük de dahil olmak üzere Sabiler filan tarzındaki bu yıldız veya öyle demeyelim. Bu diğer mezheplerin kaynaştığı, fikir alışverişinde bulunduğu ana merkezlerden bir tanesi de Hire. Bu manada kitap okurken, belgesel seyrederken, tarih okurken bu noktalarla ilintili olaylara kulak kabartıp oralarda ne tür gelişmeler yaşandı, ne tür ayrışmalar yaşandı, ne tür çatışmalar yaşandı, ne tür sentezler yapıldı. Bunlara kulak verir, dikkat edersek Peygamberimiz döneminde ne tür düşünce akımlarıyla çarpışıldı, bunları da anlamak, anlamlandırmak mümkün olacak. Çünkü biz onları tanımıyorsak Kur'an'ın ona verdiği cevapları da tanıyamayacağız. Dolayısıyla ayetleri birleştiremeyeceğiz. Dolayısıyla surelerin içindeki ayetler birisi Hanya diyecek, birisi Konya diyecek ve biz de birisi filanca zamanda inmiş, birisi filanca zamanda inmiş diyeceğiz. Veya böyle başka başka türlü veya işte dizilirken, toparlanırken yanlış veya işte dikkatsizce derlenmiş gibi bahaneler bulmaya çalışacağız. Ama biz mezheplerin, İbrahimi din ve çevredeki ülkelerin, dinlerinin, mezheplerinin nasıl birbirleri etkileştiğini, dönemleri yaşadığını biliyoruz. O dönemdeki insanları tanıdıkça bu ayetler bize daha tanıdık gelecek. O kişilere verilen cevaplar bize daha çok tanıdık gelecek. Biz de bu yöntemi kullanmaya çalışıyoruz. Bu manada Kur'an yeter deyip Kur'an'ın içine bakıp orada tıkanmak maalesef bir işe yaramıyor. Bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Bütün çalışmanın bunu göstermek olduğu üzerindeyim. Bunu gördüğümüz zaman Kur'an'ın dış bağlantılarla ne kadar alakalı olduğunu, ne kadar birlikte anlaşılabilecek bir mesaj olduğunu anlayacağız. Beni tatmin eden bir şey bu. Umarım dinleyicileri de veya bu şekilde algılayanlar algıladıktan sonra daha fazla tatmin eder noktalara gelmesini umuyorum. Onun için yapıyoruz zaten şu andaki programları. Ama İsra suresindeki bu içeriğe bu okuma esnasında kavuştuk. Daha önce böyle bir fikrim yoktu. Yani Kamer suresine kadarki o içerikteki diyaloğu daha önce çalışmıştım ama buralara daha yeni geliyorum bu gözle. Rabbim hepimizin yolunu açık etsin, anlamayı ve anlamayı nasip etsin, anlaşılmayı nasip etsin. Peki o zaman iyi akşamlar dileyim.